Bugün önemli. Türk Silahlı Kuvvetleri Kuzey Irak'a bir operasyon düzenliyor. Biz harekatın başından itibaren konuklarımızla burada tüm detayları, operasyonun tüm detaylarını, neler olduğunu, hangi noktaların vurulduğunu, operasyonun hangi noktaya evrileceğini değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi burada bir haritamız da var. Gösterecek olursak aslında Metina ağırlıklı bir operasyon ama Avaşin, Zapkara, Basyan, Kandil dediğimiz noktaları da Türk Silahlı Kuvvetleri ordumuz bombalarla hedef alıyor. Tabi kara harekat ama bununla birlikte havadan da silahlı, silahsız, insansız hava araçları da bölgeye gereken atışları yapıyor. Bir yandan uzun menzilli obüslerle birlikte yine bir saha temizliği adına atışlar yapılıyor bölgeye. Şimdi tabi daha detaylı değerlendirmelerimiz olacak. Bunları yapacağız. En son hatırlayacaksınız 2,5 ay önce Gara'ya Pençe Kartal 2 operasyonu düzenlenmişti. Ve bu operasyondan sonra aslında bu yeni noktanın da sinyali verilmişti. Tüm bunları konuşacağız. Ama önce bir Ankara'ya gidelim. Arda Erdoğan bizi bekliyor. Orada bir Arda'yla konuşacağız. Bakalım elinde yeni bilgiler var. Arda merhaba, kolay gelsin. Şimdi ben sözü sana bırakayım. Operasyondaki son dakika bilgileri var elinde. Söz sende. Duygu Kara, Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesi başta olmak üzere Metina'nın yakınlarında bulunan Avaşin, Basyan ve Zap bölgesine yönelik kapsamlı bir operasyon başlattı. Gece saatlerinden itibaren edindiğimiz bilgilere göre hava bombardımanını takip eden karadan yapılan topçu birliği atışlarıyla bu operasyon başlamış oldu. Geçtiğimiz dakikalarda Milli Savunma Bakanlığı'ndan oldukça dikkat çekici bir Twitter paylaşımı geldi. Milli Savunma Bakanlığı o paylaşımında kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri kahraman komandoları Kuzey Irak'ta mesajını paylaştı. Buradan anlıyoruz ki söz konusu havadan yapılan bombardımanın ve topçu birliği atışlarının ardından bölgeye uçar birlik harekatıyla bölgedeki üst bölgelerinden yapılan sızmalarla komando birliklerinin ve özel kuvvetler personelinin sızdığı bölgeye girdiği ve operasyonları karadan devam ettirdiğini anlıyoruz bu paylaşımdan. Biz de sınırdan yaklaşık 20 kilometre içeride yer alıyor Metina bölgesi. Oldukça önemli. Çukurca'nın hemen karşısında olduğunu söylememiz mümkün. Bu bölgede yer alan PKK yapılanmalarının askeri silahlı unsurların esasında silahlı terör örgütü mensuplarının bölgedeki varlığına dönük bir operasyon gerçekleşiyor. Nisan ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Terör örgütü PKK'nın yaz aylarında Türkiye'ye karşı yapmayı planladığı faaliyetlerin önünü kesmek, bölgedeki varlığını sona erdirmek adına oldukça stratejik noktalar olan Metina, Avaşin, Basyan bölgesine gece saatlerinden itibaren önce uçaklarla ardından karadan yapılan top atışlarıyla bir bombardıman söz konusuydu. Bugün yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre bölgeye komando birlikleri girerek karadan yapılan bir harekat başlamış oldu. Peki bu harekat nasıl sek ve idare ediliyor? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile birlikte başkent Ankara'daki harekat merkezinden bu operasyonu sevk ve idare ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre önümüzdeki saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da harekata ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde hatırlanacaktır, Başika'daki Türk üssüne yönelik bir silahlı saldırı meydana gelmişti. İşte bu saldırının ardından bölgedeki hareketlilik söz konusuydu. Türkiye'nin Sincar bölgesine yönelik de kararlı bir tutumu vardı. İşte tüm bu gelişmeler ve Türkiye'nin kararlı tutumunu da hesaba katacak olursak yaz döneminde özellikle terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki hareketliliğine yönelik, o hareketliliği kesmeye yönelik bir kapsamlı operasyonun, büyük bir operasyonun başladığını söyleyebilmemiz mümkün. Bir kez daha hatırlatalım, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta denilerek operasyonun kara ayağında başladığı, komandoların Irak'ın kuzeyine girdiği bu şekilde duyurulmuş oldu. Harekat bu dakikalar itibariyle de devam ediyor. Biz de gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Ancak çok önemli bir başka gelişme daha var ki kırmızı bültenle aranan eylem hazırlığındaki PKK-KCK'lı bir terörist MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla Irak'ta etkisiz hale getirildi. Kimdi o terörist? Sinan Mirhan Kod adlı Dalokay Şanlı idi bu.
grubu uzun yıllar boyunca Avrupa'da faaliyetlerini sürdürdü ve 2016 yılında Irak'ın kuzeyine geçti. Avrupa'da faaliyetlerini sürdürdüğü süre içerisinde Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından dikkatli bir şekilde takip ediliyordu. Dalokay Şanlı'nın faaliyetleri Gara bölgesine geçtiği istihbaratı alındıktan sonra da düğmeye basıldı. MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Peki Dalokay Şanlı kimdi? Onu da hatırlatalım. Türkiye'nin büyük şehirlerinde canlı bomba ve stratejik tesislere yönelik sabotaj eylemleri planladığı istihbaratı üzerine düğmeye basıldı. Operasyon için karar verildi ve Dalokay Şanlı etkisiz hale getirildi. Dalokay Şanlı örgüte 1999 yılında Yunanistan'da katılmıştı. Yürüttüğü faaliyetleri de mercek altına alalım. Türkiye'de gerçekleştirilmesi planlanan sabotaj, suikast ve fedai türü eylemlerde yer alacak terör örgütü mensuplarının yetiştirilmesi ve eylem talimatının verilmesi üzerine PKK içerisinde faaliyet yürütüyordu. Ayrıca Türkiye'nin metropollerine yönelik planlı eylemlerin organizatörü olduğuna ilişkin de bilgiler mevcut. Türkiye'de yaz aylarında gerçekleşen orman yangınlarının da yöneticisi ve bu yangın eyleminin emrini veren yönetici düzeydeki bir örgüt mensubu olduğu ifade ediliyor. Dalokay Şanlı'nın MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi. 1999 yılında PKK'ya Yunanistan'dan katılmıştı. Uzun yıllar Avrupa'da faaliyet göstermişti. 2016 yılında Irak'ın kuzeyine geçmesinin ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibi altında bulunan Dalokay Şanlı MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Kendisi kırmızı bültenle aranıyordu Duygu.